Mevlana Hazretleri Kuddüs'e sırruhu hocası Şemseddin Tebrizi Kuddüs'e sırruhu gidince her tarafa adam gönderdi. Haberciler salladı, yolladı, onu arıyor. Adamın birisi geldi dedi ki ben Şems'ten haber getirdim. Hemen huzura aldılar. Şam'da onu gördüm dedi. Kaftanını verdi, elbisesini verdi, cüzdanı verdi, neyi varsa hepsini verdi. Oğlu dedi ki baba bu adam yalancı dedi. Hı. Doğru söylemiyor dedi. Oğlum ben zaten onun yalanına verdim bunları dedi. Hakikaten görseydi canımı verirdim dedi. Şimdi sevgi iddiasının yalanı da güzeldir. Taklidi de güzeldir. Mevla tahkikiye teptil etsin diyelim. Amin. Evet. Amin, yani sevmiyorum demek kötü. Nefret ediyorum demek kötü. Sevginin her şeyi güzeldir ama kademeleri var. Hani hocam yani. Öyle güzel bir şey anlatırlar ya. Ben de sizi pek ziyade sevdiğim için sizin yanınızda gene Hazreti Pir söylüyor hocam. Birbiriyle ünsiyet eden ruhlar karşılaştıklarında muhabbet edecek şeyleri ziyadeleşir diyor. Evet. Sizi görünce konuşasım geliyor. Edepsizliğimi hoş görürseniz. Allah'tandır. Yine güzel bir misal. O çok hoşuma gidiyor. İşte adamın birisi yaz günü kara kaçana yükleri yüklemiş. Bir beldeden diğerine gidecek. Yolda da bir yerde mola vermiş kasabada günlerden cuma. Şöyle bir işte bakkal kasap girmiş çıkmış bakmış ki kara kaçan yok. Ara yok. Ne yapayım? Vakit cuma vakti. Demiş gideyim camide imam efendi de vaaz veriyor. Ona söyleyeyim belki cemaatten bir gören olmuştur. İçeri girip diyor ki hocam kara kaçanı kaybettik. Böyle böyle bir sebepten geldik. Bir cemaate sorsanız bilen var mı? Dur evlat demiş. Dönmüş cemaate. Muhterem cemaat diyor. İçinizde hiç aşık olmayan var mı? Deyince biri böyle bir elini kaldırmış. Ondan cesaret arkadan biri daha elini kaldırmış. Hoca efendi kara kaçanın sahibine dönmüş. Demiş ki sen bir eşek kaybetmişsin. Ben sana iki tane buldum. Al istediğini götür. Şimdi, hani evet. Sevmeyi bilmek bu kadar mühim. Bu evet. Sizin de sohbetlerinizde bazen bahsettiğiniz bir kıssa var idi mesela. Geldiği vakit hiç aşık oldun mu diye evet. Sorarlanmış. Fethi Kemuhluoğlu rahmetli. Ha, nasıl duruyor? Burs vakfı vardı. Burs için talebeler giderdi. Bizim talebeliğimizde de aktifti vakfı. Allah rahmet etsin. Şimdi çocuk tabii burs müracaatı yapıyor. Herkes neyi sorar? İşte baban ne kazanır? Annenin maaşı var mı? Gelirin var mı? Başka yerden burs alıyor musun? Bu da şeyi sorarmış. Oğlum sen hiç aşık oldun mu? Gelen çocuğa. Aşık oldum derse buna bursu mu alıyormuş? Kriterlerden birisi bu. Çünkü masivaya aşık olan Mevla'ya da olabilir. Kabiliyeti var adamın yani. Onu değiştireceksin. Yani şimdi bu adamda bu kabiliyet var. Şimdi onun için sevmek de gönül işi. Seven adam, sevmek dahasında bulunan insan gönül sahibi. Eyvallah başımız üstüne. Vazife bütün hepimize düşen, büyüklere düşen bunları sırat-ı müstakime düşürmek. Hepsi bu. İşte tövbe de onun vesilesi. Yani, baştaki konumuz. Tabii orada bir şeyden bahsederler. O benim çok hoşuma gider. Veysel Bey, Fethi Bey bu şekilde soruyu sorarmış Fethi Yemuhluoğlu abi. Aşık oldun mu diye. Talebe direkt yekten oldum abi derse o da makbul değil. Böyle hafif bir kafayı öne düşürecek, mahcup, yüz kızaracak, al, utana sıkıla hani. Abi herhalde olduk filan. Gel evlat, tamam. Yine Fethi abinin çok güzel bir sözü. Akıl yemek yerken üstüne dökmemek içindir diyormuş. Başka bir işe yaramaz demiş. Ne kadar hoşuma gider. Veysel Bey, zannediyorum vaktimiz var efendim. Bugün siz her ne kadar misafirlerinizin yanında böyle ev sahibi gibi durup o varsın onlar söylesin deseniz de biz sizden bir eser daha dinlemeyi arzu ediyoruz. Şimdi ben de Bekir Bey kardeşimden mikrofonu aldım, rica ettim. Bekir Bey kardeşimden mikrofonu rica ettim. Diyecektim ki sevgi baht olmuş ezelden bize, siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alaca gördüm. Düşmüş. Alaca düşmüş gördüğümüze, siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ne siz var, ne biz var. Hakikat hepsi bir.